Gönder, gönder. İçeri gönder. Oo, müstahane adam. Hangi rüzgar attı sizi buraya? Hayırdır? Dur, ben tahmin edeyim. İşlem tamam. Emaneti Sevim'in arabaya koydun. Ha? Güzel haberi vermeye geldim, öyle mi? Ağzı çöktüm. Bir daha da beni sakın arama. Yüzümü daha iyi görmek istemiyorum. Şşş. Bana bak! Nereye gittin sanıyorsun sen kızım, ha? Sen bu işten bu kadar kolay sıyrılacağını mı sanıyorsun istihare? Yalanla, dolanla. Haftalarca o evde kaldın. Milleti kandırdın. Şimdi hiçbir şey olmamış gibi çekip gidecek misin, ha? Ben de kimseye bir şey söylemeyeceğim, öyle mi istihare? Sen öyle be! Niye rahat bırakmıyorsun beni? Şşş! O sesini yükseltme. Dediklerimi yapmış olsaydın rahat bırakacaktım istihare. Hatta onunla da kalmayacaktım. Seni o Vedat itinden de, bu pisliklerden de koruyacaktım. Sen ne yaptın? He? Bana ihanet ettin. Yapamadım, anlamıyor musun? Yapamadım. Bana evini, yuvasını açan bir adamın arkasından vuramazdım. İyi. O zaman bedelini ödersin. Ne yapacaksın ya? Ne yapacaksın? Canımı mı alacaksın? Canını almayacağım. Daha güzel planlarım var benim. Yalvarıyorum, bırak. Bak, ben o insanlarla görüşmüyorum. Selim'i gördüğü falan da yok. Sen de artık düş yakamdan, Allah'ını seviyorsan. Tamam. Anlaştık değil mi? Rahat bırakıyorsun beni. Kimse kimsenin yoluna çıkmasın artık. Herkes kendi yoluna baksın. Ama eğer bu dediklerime kulak asmazsan, ben de elimden geleni ardına koymam. Bilmiş ol. Demek Selim'le görüşmüyorsun ha? Yalanlıyım ben sana. Alo, İstihare Hanım. Selim, merhaba. Biraz önce açamadım, kusura bakma. Sorun değil. Nasılsınız diye merak ettim ben. İyiyim. İyiyim. Her zamanki gibi. Emin misiniz? Yani sesiniz pek iyi gelmiyor. Alo. İstihare Hanım, duyuyor musunuz beni? Buradayım, dinliyorum ben seni. Siz ağlıyorsunuz. Yok, yok, öyle burnum aktı. Bir sorun mu var? Yani. Neredesiniz siz, ben geleyim. Burayı tarif etmem çok zor. İstersen sahilde görüşelim. Tamam, ben 10 dakika sonra oradayım. Peki, görüşürüz. Taksi.